Merhaba arkadaşlar, merhaba oyun sevenler. Bugün sizlerin karşısında yepyeni bir video ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bugün FIFA 23 oynayacağız ve FIFA 23'te Andrea Pirlo kariyeri yapacağız arkadaşlar. Evet, bildiğiniz üzere Andrea Pirlo Fatih Karagümrük'e geldi, yani ülkemizde şu an ve antrenörlük yapıyor. Şu anlık başarılı. Başlangıçta çok kötüydü, şimdi şu anlık başarılı gibi gözüküyor. Gerçek hayattan bahsediyorum tabii ki de. Bugün kariyer çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok uzun zamandır video gelmedi. Çok uzun zamandır hiçbir şey yapamadım. Özür dilerim. Gerçekten derslerden dolayı biraz işte yapamadım. Vaktim olmadı, kusura bakmayın, ama tatile girdim ve bunu değerlendirmeye çalışacağım sizlerle birlikte. Ve Andrea Pirlo kariyeri yapacağız. Şimdi ben size kariyeri tanıtırken öncelikle eklediğim oyuncuları göstermek istiyorum. Pardon, bunlar değil. Takımımız zaten bu, eklediğim oyuncuları. Şimdi biz Andrea Pirlo ile 2 sene Fatih Karagümrük'ten ne yapabilirsek onu yapacağız. Ondan sonra gelen tekliflere bakarak bir takıma gideceğiz. Ama sadece 2 senede ne yapabiliriz onu öğrenmeye çalışacağız Andrea Pirlo ile. Neresiydi ya? Gerçekten arkadaşlar, FIFA 23 yani fazla alışamadım. Ve video dışı, tabii ki de video dışı oyuncu ekledim. Bir sürü lazım olanlardan falan. Ochoa var, serbest oyuncular falan. Ne yapsak, hemen başlayalım fazla vakit kaybetmeden. Şöyle oturayım. Öncelikle serbest oyunculardan başlayalım ki zaten alması biraz daha kolay olanlar, tiplerden. Zaten transfer parası ödemiyoruz, maaş ödeyeceğiz oyunculara. O kadar, sadece onlarda anlaşmamız lazım. Şimdi Ochoa'yı önemli yapalım. Çok önemli istiyor. Tamam. Tamam, tamam. Evet, o çok kalamaz. 2 yıl diyeyim. Tamam, 2 yılda tamamlar. Tamam. Serbest kalma bedelini de koymadık. Ochoa. Ochoa'ya 10.000 yapalım. 12.500 istiyor. Şimdi arkadaşlar, biz çok büyük bir takımda da değiliz. Ve şaşırttı arkadaşlar, ben Fatih Karagümrük'ü 60'lık oyuncular falan bekliyordum. Girdim takıma, direkt 70'likler var. Şaşırdım yani, bundan daha güçsüz bekliyordum takımı. Ochoa hayırlı uğurlu olsun. Hemen vakit kaybetmeden devam edelim. Eklediğim oyuncuları almaya çalışacağız. Ve birini eklemeyi unuttum arkadaşlar. Hemen geçelim orayı. Ve kulüp bana ne vermiş? A versin. A verdi. Tabii ki de Ochoa'yı getirebilmek bizim için biraz kolaydı, ama yine de iyi bir başarı. Bakın, Viviano aynı yaştalar ama Ochoa 8 gen daha fazla. Bu da bizi bir tık üste taşıyor. Şimdi arkadaşlar, Jason Denayer var, Galatasaray'ın eski oyuncusu. Değeri 11 milyon euro ve serbest şu an. Ve ben bunu değerlendirmem lazım. Vakit kaybetmeden hemen Jason Denayer'i takımımızın abisi olmak üzere davet edeceğiz. Tabii ki de önemli biri olacaksın. Ve sadece 27 yaşında, orta yaşlar yani. Çok genç de değil, çok da yaşlı değil. Bu da harika bizim için. Ve bunu bedavaya alacağız. Bu da harika bir haber. Risk almadan 22.000 diyelim. Tam 22.000'e tamam. Artı bonuslar, tamam. Geçelim. Jason Denayer ve Ochoa takımımızda. Şu an elimiz biraz daha rahatladı defansif anlamda. Hemen buraya geçelim arkadaşlar. Gerçekten bizim vaktimiz yok. Fazla vakitte kaybetmek istemiyorum. Bedavaya Jason Denayer ve kulüp tabii ki de A verecek. Jason Denayer Fatih Karagümrük'e yani gelemez normalde ve biz bunu getirdik. 11 milyon euro olan değeri bize güç katacak. Şimdi arkadaşlar, ben bunu gördüm. Alexis Vega, bu da serbest oyunculardan.
Bunu da almaya çalışacağız. Alexis Vega. Yani alabildiğim kadar oyuncu almaya çalışacağım arkadaşlar. Önemli diyelim. Çok önemli istiyor. Okey. 3 yıl istedi. Hemen 4 yılda yapalım. Şimdi serbest kalmadı. Bedeli olmayacak. Onu söyleyelim sana. 20 bin. Direkt istedi. Okey. Tamam. Ben okeyim. Ben okeyim. Üçüncü transferimiz oldu. Harika. Yani şu an serbest oyunculardan kulübü kurmaya başlıyoruz. Hemen geçelim. Kaçlıkmış onu merak ediyorum. Kulüp A verdi. 3 transferimizde de A verdi kulüp. Mutlu oluyoruz. Ve adam kaçlıkmış görelim. 77. 77'lik bir kanat oyuncusu. Her iki kanatta da oynayabiliyor yanlışım yoksa. Güzel. Ve 24 yaşında, o da bizim için iyi. Ve arkadaşlar gezinirken Çikal Daho'yu, Galatasaray'ın eski 10 numarasını buldum. Alsam mı derken sonunda şeye vardım. Karara vardım. Çikal Daho'yu da alacağız arkadaşlar. Şimdi bayağı serbest serbest çok beleşe kaçmış olduk ama yani bizim için önemli çünkü biz bir tabii ki de zengin kulüp değiliz. Yani sınırlı bir şeyimiz var. Bir de gençlere de yatırım yaptığımız için paranın %20'si oraya gidiyor. Serbest kalma bedeli istiyor. Hayır diyelim hemen. 12.500 hemen tamam. Geç. Okey. Çıkal da o da bizimle birlikte. Dördüncü serbest oyuncu transferimiz oldu. Kulüp ne verdi? A verir diye düşünüyorum. Ve A'yı da alıyoruz. Çıkal da o bizimle birlikte. Ve orta saha hem de 10 numara oynayabiliyor. 72'lik. Fena değil. Şimdi arkadaşlar ben serbestlerde Chavez diye birini bulmuştum. Ama ben bunu çıkaracağım. Çıkardım. Ve şimdi şimdi aklıma geldi alabileceğim. Şimdi arkadaşlar ben oynamasını çok iyi biliyorum. Onu söyleyeyim. İsmail Kartal diyecektim. İsmail Yüksek'le birlikte onu almaya çalışacağız. İsmail Yüksek. Ha, burada pardon görememişim. Bir orta saha oyuncusu. Ve biz bunu kiralayabileceğimizi düşünüyorum. Bence yapabiliriz. Çok zor olmayacak. Serbest kalma bedelli yapalım kiralamasını. Ki sonradan alması çok zor olabilir. Nerede? Hemen burada. Hemen satın almayalım. Yani serbest kalma bedelli bir şey kiralanma şey olsun hiç. Aman anlatamadım. Dinayer şimdiden formasını asmış. Evet. Satın alma opsiyonunu 1 yıllığına kiralamak istiyoruz. Jorge Jesus gelmiş. Şimdi abicim %55 yaptık. Olsun. Tamam derler buna. Kiralama bedeli de satın alma opsiyonu da daha fazla yapamıyoruz. Daha fazla yapamıyor muyuz? Şimdi 1,5 milyon euro yapamıyor muyuz? Yapabiliyorsak harika. O. 1,5 milyon euro. 2,9 milyon euro. Tamamdır. Biz bunu 2,150 bin yapalım. Hadi Jesus hocam. Evet. İstediğimiz fiyatlara inmeye başladı hocam. Biz inmeyeceğiz, kalacağız. Hocam buna tamam de. Hocam buna tamam de. İşte bu. Serbest kalma bedeli çok ucuz yaptık. Satın alma opsiyonunu. Güzel oldu. Harika oldu. Şimdi arkadaşlar,
Ben çok oyuncu ekledim buraya. Niye diye sorarsanız almaları çok zor olabilir. Şimdi akıllıca yapmaya çalışacağız. Osayi Samuel'i istiyorum. Çok istiyorum hem de. Benim için çok önemli bir bek kendisi. Ve paramız kalmadı galiba. Evet, 1,5 milyon euromuz var. Nasıl yapacağız? Ne? Serbest kalma yok. Bir sonraki satıştan pay %25 ekleyelim. Ve bir bek verelim onlara. Kim olabilir? Kendi bekimizi verelim. Salih Dursun'u. Artı 1 milyon euro. Hadi hocam. O biz bu kadar, affedersin abi, biz bu kadar yapamayız. Hemen başkasına dönelim. Sasha Boey. Bunu da deneyeceğiz. Kesin bu da pahalıdır da yine de denemekte fayda var. Paramız da kalmadı. Onu da şey yapmalıyız. Evet. Aynı teklif sunalım. Hemen Salih Dursun artı 1 milyon euro. Bence iyi bir sayı. Hemen kapıyı kapatalım. Oo, Steven Colker'ı istiyor. Şimdi arkadaşlar biz Jason Denayer'ı aldığımız için okey diyebiliriz. Ama fiyatta bir indirime gitsek daha iyi olur. Şuraya 750 bin yapalım. Okey. Güzel oldu. Sasha Boye ile konuşmaya gidelim. Sasha Boye ile de anlaşırsak o da bizimle birlikte takımda yer alacak. Şimdi tabii ki de çok önemli diyelim. Genç olsa bile. 5 yıllığına tabii. 14.500 istedi. Biz bunu da ...12.500 yapmaya çalışalım bunu. Tamam, fazla da uğraşmaya gerek yok. Doğrusu iyi bir vakit kaybettik. Şimdi at 71'lik Sasha Boye'yi takımımıza katmayı başardık. Bunu niye böyle gösteriyor? Ona konuşamadım. Şimdi şimdilik galiba bir şey yapamayacağız arkadaşlar. Yeni transferlerimizi takıma bir monte edelim. Şimdi arkadaşlar 4-1-3-2 taktiğiyle oynamaya çalışacağız. Ozdoyev kaç yaşında? 29, tamam. Şukurov. Çıkaldao mu? Ritchie kaç yaşında? 28, tamam. Çıkaldao. Dur, ne yaptım ben? Çıkaldao kaç? 26. Şukurov. Ha, kime bakıyorum ya ben? Tamam, Çıkaldao oynasın. Burada da Kouassi diğer kanatta oynama kabiliyeti var mı? Vega öteki kanatta oynayabilir mi? Oynayabilir. Hangi ayağı kullanıyor? Nereden belli ki? Unuttum ben. Aman hiç önemli değil. Şimdi forvetler. Aldık mı biz? Dur. Hemen şu inelim arkadaşlar biz bir. Ha, Ochoa. Burak Kapacağı da orada unutmayalım. Viviano'yu rahat bir yedek yapar. Şimdi Burak Kapacak. Biz bunu bir yedek yapalım. Kimin yerine? Koli kaç yaşında? 22 o da.
O da genç. Şimdi sınırlı bir yerimiz var. Bunu mu oynatsak? Dur. Mertcan kaç yaşında? 21. Ötekisi 21. O zaman biz bir Mercan'ı oynatalım. Bu burada kalsın. Sasha Boy'u unutmayalım. Hemen takıma monte edelim. Dursun. Güle güle kardeşim. Tintiş'i çıkarıp Dursun'u geri alalım. Şimdi golcü. Golcü yedek. Şimdi biz bunları kiralayabiliriz takımlara. Veya da bir forvet almalıyız arkadaşlar. Bir forvet lazım. Biraz zaman geçsin o zaman arkadaşlar. Şuradan geç. Şu maça kadar gidelim. Evet arkadaşlar. Biz Fatih Karagümrük değil, Andrea Pirlo kariyeri yapıyoruz. Yani Fatih Karagümrük'te 2 sene kalacağız. Yapabildiğimiz kadar şey yapacağız. Şimdi ben aklıma ne koydum? Bu sene ilk 4'e gireceğiz. Yani girmeye çalışacağız. Ve seneye Avrupa'da iyi bir sezon geçirmeye çalışacağız. Yani kupa olmasa da Avrupa'da iyi bir başarı istiyorum. Yani çok güzel olabilir. Hemen 2-1 almışız o maçı. Pardon, yanlış düğmeye bastık. Şimdi bu ne? Salih Dursun. Teklif gelmiş gitmiş. Kazım Richard. Ne istiyorlar? Kiralık. Tamam böyle olsun. Bania. Aslında olabilir aslında ya. Tamam diyelim mi? Tamam diyelim. Buna da tamam diyelim. Kaç tane var daha ya? Ha. O çocukla konuşmamız lazım yeni oyuncuyla. Yani bize gelebilecek oyuncuyla. Evet. Şimdi kardeşim sen rotasyondasın, önemsizsin. Onu söyleyelim. 2 saniye arkadaşlar. 1 saniye bekleteceğim. Çok ama çok özür dilerim arkadaşlar. Küçük bir işim çıkmıştı. İsterseniz zaten videoyu geçmişsinizdir. Çok özür dilerim. Gidelim mi bu ya? Tamam. Gelmezsen gelme kardeşim. Allah Allah. Bir de bunlarla uğraşıyoruz ya. Şimdi 71'likmiş Yusuf Demir 4 milyon euro bedeli. Bir de bak Jackson Muleka bizim için önemli olabilir. Şimdi arkadaşlar hızı da yani çok kötü değil.
Muleka'yı deneyelim ha. Gerçek bak. De nasıl deneyeceğiz ya? Of. İmkansız gibi bir şey, adam 22 yaşında. Ason Balonga olabilir. Ason Balonga'ya bir teklif yapmaya gidelim. Gidelim gidelim. Çünkü arkadaşlar biz şimdi şey yapmalıyız ha. Oyuncu almalıyız. Ason Balonga. Dur. Hangisi daha iyi? Ya, tamam, Ason Balonga belli. Aslında kiralık olarak da olabilir Ason Balonga. Serbest kalma bedelli olsun. Yani satın alma opsiyonu. Bir yıllığına okey. Tamam, biz öderiz bunu. Aa, hoca, hoca. Uyan hoca, param yok. Allah Allah. Ason Balonga da olmadı. Şimdi biz bunları geçelim. Bu ne? Geç. 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 Galiba İsmail Yüksek gelmiş. Geldi mi bilmiyorum şahsen de. Bakalım hemen. Ozdoyev'in yerine oynatırım ben şahsen yani. Ozdoyev de bayağı şeymiş ha. Şimdi geldik önemli yere. Tabii ki de. Tamam. Sorun çözüldü. Okey. Şimdi arkadaşlar benim tek eksiğim şu an galiba forvet. Ve o forveti de biz yakında alırız. Hani sanmıyorum ben forvetsiz gireceğim lige. Hemen geçelim. Şuraya kadar gidelim hemen. Maç ne yapmışız? 1-1. İnşallah hazırlık kupasından da para almışızdır. Aldık mı bilmiyorum. Yani anlayamıyorum bu senekini. Bu seneki hazırlık kupasını. Evet. İsmail Yüksek oynatıyoruz. Şimdi durun. Oyunculara şey vermeliyiz biz. Nasıl oynayacaklarını söylemeliyiz. Gelişmeleri için, kendi iyilikleri için. Şimdi Kablan, Kutiniş, Dinayer gerek yok. Gerek yok. Şimdi aha, Sasha Boye. Şimdi Sasha Boye bakarsak neyi gelişmeli? Hızı yeterli. Biz bir bu olabilir aslında. Aslında bu olabilir ya. Ofansif bir bek yapabiliriz. Ama defansı da güçlenecek, doğru. Şimdi bu olur ya. Tamam. Ters bek şeyi galiba. Salih Dursun ama olduğu ev geç 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 geç. Daha fazla vakit kaybı yapıyorsunuz. Geç. Geç. İsmail Yüksek. Şimdi biz bu İsmail Yüksek'i nasıl çalıştırsak? Hızı yok ama zaten hızına da ihtiyacımız yok gibi geliyor. Her şey de eşit geliyor İsmail Yüksek'in. Defansif orta saha olunca, dur o zaman biz bunu gerçek bir defansif orta saha yapalım. Ha böyle. 2 haftaya kadar olurmuş. Tamam, oldu. Geç. Aha, Burak kapacak. Bunu da ters kanat çalıştırabiliriz. Tamam. Bu da oldu. Ama iyi şey, vakit kaybettik ha. Vega iş yapacak gibi duruyor ya. Yüzünden belli biraz. Şimdi Vega'yı ters kanat çalıştıralım buna da. Çünkü başka bir şey yaramaz zaten.
Tamam. Güzel ya, güzel. Gerisi zaten bizlik değil yani, bir şey yapamayız. Mesajlara bakalım. Baniye satılmış. Tamam. Bu ne? Anlayamadım. Kazım'a tamam demişler. Biz de tamam diyelim. Şimdi arkadaşlar düşünüyorum, düşünüyorum da Forvet'e kimi alabiliriz ya? Şimdi genç birini de monte edebiliriz aslında Forvet'e. Bu da çok iyi olabilir. Hemen Kayseri maçına gidelim. Şurada fazla vakit kaybetmeden. Galiba bu videoda bir maç yapabileceğim arkadaşlar. Sadece bir maç. Gelecek videoyu beklersiniz. Maça geçmeden önce biz bir bakalım posta kutumuza. Tamam, verebilmişiz onu. Frey gitsin. Tamam. Şukurov'u fazla da kullanamayacağız. Onun için bu para iyi ama biraz daha fazla istemeye çalışacağım arkadaşlar. Yani en doğrusu daha fazla istemem. Evet arkadaşlar. Şey de yapabiliriz. Siz bana bir forvet önerebilirsiniz aslında. Yorumlarda. Milyon 750 bin. 2 milyon 700 bin. Tamam. Yine bizim istediğimiz bir fiyat gelecek. İnşallah erken satılır da bir forvet alabiliriz. Röportajımızı yapalım. Takımımızın moralini yükseltmek için. Thank you for joining us. We'll start the questions now. Hemen ben şey takımın moralini yükseltebilecek cevaplar vereyim hemen. Hemen ilk maçımız Kayseri maçı olacak. Okay Tamam. guys, we're Evet arkadaşlar. Maça geçmeden önce şöyle bir bakalım. Caner Erkin falan filan. Okey. Okey. Stoper okey. Tamam ya. O kadar da kötü takımımız yok biliyor musunuz? Biz bu takımı bir yılda adam ederiz gerçekten de. Biraz daha gençleştirme şeyini yaparsak Ochoa'nın yerine genç bir kaleci falan olabilir. Ondan sonra Caner Erkin'in yerine genç bir bek olabilir. Ondan sonra ikili forvet oynuyoruz. İkisi de yaşlı. Bu da bizi üzüyor. Aa pardon. Geçmeyi unutmuşum. Affedersiniz arkadaşlar. Hemen. Hemen spikeri falan kısayım. Tamam bu. Tamam. Ya da sıfır yapalım biz bunu. Tamam. Hemen maça geçelim. Kendi sahamızda, yanlışım yoksa İstanbul Olimpiyat Stadında oynayacağız. Ve maç başladı diyecekken bu ne? Yardım gösteriyorlar. Oysa ki bize yardım. Bu ne ya? Üste bir şey gösteriyor arkadaşlar. Ben istemiyorum bunu. İstemiyorum ya ben bunu. Niye böyle oldu ki? Olsun. Maçımıza geçelim hemen. Biraz daha konsantre olalım. İsmail. İsmail'den Vega'ya. Vega'nın pası geçmiyor. Geçmiyor ve moralimiz maç başlamadan bozuluyor. Hemen bacağımızı koyalım oraya.
Güzel. Ochoa. Ochoa tutuyor. Kalkın ayağa diyor Ochoa. Bir açı. İsmail. İsmail verdi Borini. Borini'den Kouassi. Kouassi. Kouassi verdi. Cagne. Cagne atlatacak topu, olmadı. Olmadı. Mensah. Mensah'tan Emrah. Emrah'tan Bulut. Onur Bulut. Onur. Gavranovic'e. Gavranovic. Mensah kaleci. Kaleci Ochoa. Gelir gelmez kurtarışlarına başladı. Kaleci Ochoa. Ve Jason Denayer. Bir hata başlayacağız şimdi. Kouassi. 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 Ortada kimse yok. Kimse. Kouassi kendi vuracak. Sekti. Cagne gol. Cagne. Cagne attı. Onun yerine bir adam düşünürken Cagne hocam ne gerek var, ben buradayım diyor. İlk haftadan gol kralı ben olacağım diyor. Mbaye Cagne. 1-0 öne geçiyoruz. Mbaye Cagne. Çıkaldao. Defansa yardımı devam ediyor. Tamam. Güzel. Çıkaldao. Çıkaldao çekti topu. Verdi Cagne'ye. Cagne'den Borini'ye. Borini verdi Vega'ya. Vega. 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 Cagne gol. Gol 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 gol. Mbaye Cagne. Ne oluyor bu adama, ne oluyor? Daha yeni başladık. Vega'nın harika pası. Mbaye Cagne. Dakika 17. Cagne 2 gol attı bile. Ama durmayı düşünmüyor gibi. Caner. Caner verdi. Çıkıldı o. İsmail'e. İsmail Cagne'ye. Cagne bıraktı Borini'ye. Borini. Borini. Gördü Cagne'nin elini. Ama çok kötü bir pas Borini'den. Atak devam edemeyecek. Kötü paslar yüzünden. Güzel. Ve Caner Erkin yetişti. Ochoa. Ochoa Caner'e. Caner Erkin. Hazırlık pasları başladı. Fatih Karagümrük'te. Mbaye Cagne. Cagne. Cagne bekledi. Çıkıldao'ya bıraktı. Anlaşamıyorlar niyeyse. Çıkıldao pres altında. Atama topu çıkartmayı başardı Mensah. Mensah'tan Emrah'a. Emrah Gavranovic'e veremedi. Caner. Caner pas hataları üst üste gelişiyor. Anlaşamıyor oyuncular. Sanki aynı takımda değiller. Çok ağır stoperlerle oynuyoruz. Ochoa. Jason Denayer. Denayer'den İsmail'e. Orta sahayı çok kolay geçsek de. Verdi Borini. Borini. Çıkıldı. O nasıl vuruş, çıkıldı. Çok kötü vurdu, çıkıldı. Orta geldi. Caner. Denayer. Top dışarıda. Kornerden atacaktı. İlk haftadan kaptanlığı hak ettim diyecekti. Şu anlık Sasha Boye'yi göremedik diyecekken. Sasha Boye. Sasha. Sasha gidiyor. Sasha. Topu kaybetmedi. Güzel oldu. Cagne. Cagne Borini'ye. Borini. Borini kaybediyor. Borini kaybediyor. Baskı. Gavranovic. Attı ileriye. Emrah. Emrah geçemedi Caner Erkin'i. Kouassi. Öteki kanada çevirdi. Vega. Borini'ye. Borini. Borini adamın üstüne gitme Borini. Ne yapıyorsun Borini? Kendine gel Borini.
Ne var hocam? Boş boş fauller veriyor. Kayseri Spor serbest vuruş kazandı. Ortaladı. Dinayer. Borini bıraktı. Çıkıldao. Çekti. Çıkıldao'dan Vega'ya. Vega ortaya baktı. Vega orta. Jack ne? 39 dakikada hat-trick. Mbaye Jackne. Bu takımın forveti benim diyor. Getiremezsin hocam diyor. Mbaye Jackne. Bu kadarını da beklemiyordum Jackne'den. Bu kadar da olmaz. Gol oluyor, taraftar seviniyor. Gol oluyor, taraftar seviniyor şu an. Bence bu maçı şu anlık Ochoa'ya borçluyuz. Maçın başında çok güzel kurtarışlar yaptı. Ochoa. Ben de takıma katılacağım diyor ve şakasına diyor onu. Paslar Çıkıldao biraz bekliyor. Defans çizgisini biraz ileri çekmek için. Borini. 4-0 oldu. 4-0 oldu. Daha ilk haftadan Andrea Pirlo'nun takımı 4-0 yapıyor ilk yarıda. Mensah öfkeli. Öfkeli bir şekilde gidiyor derken Dinayer havalandırdı derken ve hakem ilk yarıyı bitiriyor. Taraftar çıldırıyor. Nasıl çıldırmasın? Mbaye Jackne 3 şutta 3 gol atıyor. Bu nasıl bir maç? Daha ilk haftadan taraftarını coşturuyor. Oyun anlamında üstünüz ama çok hata yaptık. Bunu da düzeltmek için vaktimiz var. Caner bıraktı. İsmail bıraktı. Biraçi'den Sasha Boye. Boye'den çok kötü bir pas. Çok kötü. Boye hatasını telafi ediyor. Sasha Boye orta. Jackne kaleci. Taraftar doydu gole ama Jackne doymadı. Jackne daha da atacağım diyor. Çok tehlikeli bir pas derken Mehmet Yam ofsayta yakalandı. Vega. Top dışarıda. Çalımlarla geldi Vega. Olmadı. Jackne pres de yapıyor. Her şeyi yapıyor bu adam. Dinayer ve hakem ne oluyor bunlara hakem? İlk maçtan çıldırıyor bizim oyuncular. Daha transferler bitmemişken ilk yarı 4-0 öndeyiz. Kayseri deplasmanda değil. Borini kaleci. Caner sakin diyor. Dinayer. Kafa top dışarıda. Kaleyi bombalıyoruz resmen. Vega da geldi. Çıkıldao izin vermedi derken vermeye başladı şimdi. Çok tehlikeli. Dinayer. Hayati bir müdahale. Jason Dinayer'den. Jackne. İsmail röveşata pası denedi olmadı. Jackne tekrardan. Uzun olması bizim için çok iyi bir etken. Kwasi'yi göremedik. Oyun durduğunda biz de değişiklik yapacağız. Kötü pres. Ve oyun durdu. Değişiklik vakti geldi diye düşünüyorum. Yeni transferlerimizi çıkarmayı düşünmüyorum. Ama Koli'yi sokacağım. Jackne'nin yerine. Yoruldu artık.
Şu an Mit Richie olabilir aslında. Ya da durun. Vega'yı Kwasi'nin yerine Kwasi'yi de çıkarıp Burak Kapacı'ya sokacağız. Ondan sonra kaç yaşında bu adam? 25. Bunu da sokalım Biraçi'nin yerine. Ve şimdilik bu kadar yeter. 3 değişiklikle oyun açılmazsa bir tane daha yaparız belki. Değişikliklerimiz. Onlar da Oliver Mensah'ı çıkarıyor. Kimi soktuklarını göremedim. Evet. Oyun kurmaya çalışıyor Kayserispor. Gavranovic, Bertolacci, Bertolacci'den Mane, Mane, Gavranovic, kaleci Ochoa. Ochoa. Bu adam bir başka. Uzaklaştırdı Caner. Caner pres yapıyor. Mane. Mane attı. 66. dakika. 4-1. Üzülmemin nedeni aslında Ochoa'nın gol yenmeyen maç olmayacağı. Yani bu maç gol yenmeyen maç olamayacak Ochoa için. Çok istiyordum. Hak etmişti bu maç için. Caner zorla oğlum. Tamam. Adam kendisi çıkardı. Akıl hastası resmen. Ochoa, Dinayer'e. Dinayer hemen Caner. Çıkıldı İsmail. İsmail verdi. Veremedi, veremedi. Aslında benim hatam o. Ochoa çık oğlum. Bravo Ochoa. Çık. Ochoa'dan Caner'e. Caner. Zor anda olsa tuttu. Caner'den Vega'ya. Vega. 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 Olmadı. Dinayer kaldı. Jason Dinayer. İsmail verdi. Borini. Koli. 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 Koli koşuyor. Koli. Koli olmadı. İsmail tekrardan aldı topu. Borini verdi Vega'ya. Vega. Vega. Vega çekti. Vega. 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 Bu adamı ben sevdim ha. Hem de serbest. Vega topu kaybetti. Koli. Koli. Aa! Bir anda kaçtı Vega. Ofsayta yakalandı. İkinci yarı fazla etkili değiliz. Hatta hiç etkili değiliz. Offside. Hem de açık ara farkla. Caner kullandı. Vega'ya. Vega. Vega. Kaybet. Me diyecekken kaybet. Sıkı markaj yapmak istiyorum. Ve yaptık. İsmail verdi Koli'ye. Koli. Koli. Borini'ye. Borini. 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 İşte bunlar çok yaşlı ya. Çok. Bu takım bayağı bir yaşlıymış. İşimiz zor arkadaşlar. Dinayer. Dinayer. Seni almayanlar utansın adamım benim. Verdi Burak. Burak. Borini dokunamadı. İsmail atak devam ediyor. Vega. Vega. Hocam düşmese de bir şeyler yaptı o oyuncu orada. Çıkıldao defansa yardıma geldi. Çıkıldao. Resmen rakibi
Ochoa! Ochoa! Bu adamın ismini çok duyacaksınız bu sezon. Ochoa! Burak! 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 Hocam ben bir şey yapamadım diyor. Biraz daha vakit ver diyor. Hocam, hocam, yuh! Yazıklar olsun küçücük çocuğa. Dinayer ne yaptın oğlum? Bir gol daha yemeyelim Caner. Derken ne oluyor arkadaşlar? Ochoa! Ochoa! Ay. Sesim gitti lan. Ochoa! Hat-trick yaptı ilk yarıda Jackne. Satmayı düşündüğümüz adam hat-trick yaptı. Gerek yok konuşmaya. Anlatmaya gerek yok. Müthiş bir galibiyet. Şimdi arkadaşlar, bu maçtan sonra biraz neler yapacağımız netleşti. Şimdi Jackne duracak gibi. Değil mi? Jackne'yi tutacağız. Ama maalesef Boren'i transfer listesine koyacağız artık. Çünkü sınırını aştı biraz. Çok top kaybı falan filan derken çok fazla top kaybetti. Geç. Bu ne anlamadım. Hemen günümüzü geçelim. Güzel teklifler gelme imkanı var. Ama bir dahaki maç oynamayacağız. Yani bu videoda oynamayacağız. Ve bir dahaki maç da Fenerbahçe maçı. Erkenden bir büyük bir maç oynayacağız. Bir oyuncularını aldık ama o kadar da önemsiz değil. Yani onların takıma göre bayağı bir rotasyonlu kadroları var zaten. İsmail Yüksek'i aldık. Zaten yedekti o da. Fenerbahçe'ye karşıyız bir sonraki maç. Bakalım mesaj olarak ne gelmiş. Tamam. Erdoğan'a teklif gelmiş. Tamam. 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 Yalan, ben tam benlik teklifler. Tamam. Şimdi kaç paramız var ona bakalım. 4 milyon euro. 4 milyon euro. Şimdi 4 milyon euro ne yapabiliriz 4 milyon euro ile? Genç, hızlı. Genç, hızlı, genç, hızlı. Kim olabilir ki ya? Dur arkadaşlar, durun. Forvet istemiştim bundan. Bakalım kimi bulmuş. Tamam. Ason Malonga vardı. Ener Valencia'yı gösteriyor bana. Aslında Valencia olabilir. Biz bunu bir ekleyelim. Onur Bulut. Yok. Tamam. Kaç forvetin var senin? Kasimir. Neyi var bunun? Hiçbir şey de yok. Geç. Yok. Geç. Oo. Ve biz bunu alamayız. Geç. Vahiy. Acaba alabilir miyiz? Genç olduğu için bir bırakabilirler mi? Deneyeceğiz. Golcü istiyoruz. Bu olabilir belki. Bunu da ekleyelim. Anani. Arkadaşlar. Şunun adına bakın ya. Ya tövbe estağfurullah. İnsanların adıyla alay ediyoruz. Ama fena da değil ha bu Anani. Şu an bunlar bize fazla galiba. Biz bunları alamayacağız da. Çık. Yeterince baktık. Da dur bunlar. Bu ne var? Ne var burada? Forvet olarak. Bu bayağı iyiymiş. Bunları alamayız ama biz. Alamayız ki abi. Alabilirsek uğraşırım da gerçekten alamayız. Bu... Aa bak bu fena değildir belki. Bunu deneyelim. Bu hızlı ama alamayız. Alabiliriz de biz yani almamıza gerek yok bunu. Golcü 27. Alabiliriz de yok.
27 yaşında bizim için değil bu adam. Ekleyelim. Nicola Fernandez. Copetti'yi de ekleyelim. Şimdi bayağı bir oyuncu ekledik arkadaşlar. Onun için hepsiyle şansımızı deneyeceğiz. Kesinlikle hepsinden biri tutacak da. Kimin tutacağı şansı artık. Şimdi Yunus'u falan yok, silmeyelim bakalsınlar. Valencia falan değil de vahiy gözüme takıldı, 19 yaşında. Bir şey yapabiliriz belki biz bu adamla. Borini'yi teklif edeceğim bu adama. Sadece Borini'ye ne diyecek acaba? Borini neydi Borini ya? Ha. Yok. Borini'yi teklif edelim sadece. 13 milyon euro. Hocam biz yoğuz ya. Yok yok, bu adam bizi iyice şey sandı. Genç Momo. Bakayım diğerlerini. Önce en güçlüleri deneyelim arkadaşlar. Şu mu da uçuyor bu adam. 26 yaşında. Hemen biz bir şey teklif edelim. Şimdi durun. Yine yanlış yere gittik. Borini'yi teklif edip bakalım kaç fiyat istiyorlar. Sadece bu kadar mı abi? Okey, dur dur, biz buna bir şey yapabiliriz arkadaşlar. 25 yapalım. Bir sonraki satıştan pay olarak. Kanat kim var? Frey var. Frey'i verebiliriz. Kerim Frey. Ondan sonra fiyat olarak da en iyimiz bu ama biz bu kadar vermeyiz tabii ki de. Ya da 2 milyon verelim. 4 istiyorlar. Kesinlikle bu parayı istiyoruz diyorlar. Şimdi verebileceğimiz oyunculara bakıyorum ki şey yapalım. 1 milyon bu. En iyi verebileceğimiz para bu. 2,5 yapalım bunu. Aha! 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 2,700,000 yapalım. Nicola Fernandez! İşte bu! Tamam. Olabilir arkadaşlar bu adam. De durun. Durun durun. Hemen girmeyeceğim. Kaç param var ona bakacağız. Çünkü maaşı yetmezse bir de tam transfer şey yapacakken. Paramız. Ooo yeter lan. Bayağı bir yeter hem de. Şimdi tamam, gir buraya. Öf, yanlış yere girdim. Evet arkadaşlar, galiba bu videoda bu transferle birlikte bitecek. Hemen bunu da Nicola Fernandez'de alalım. Fazla bir şey yapamadık, affedersiniz. Fakat her videonun, yani her bir kariyerin başlangıcı bu kadar şey yapar. Yani zorlu olur. Tamam, bunu alalım. Önemlisin. Önemlisin kardeşim. 4 milyon euro. Okey. Tamam. 13.500 istiyor. Okey. Okeyim abi. Yönetim bize ne verecek? O önemli. Defensa'dan Fatih Karagümrük'e Nicola Fernandez C verdi. Allah Allah. İyi fiyattı ya. Daha mı inebilirdik yoksa kötü oyuncu mu? 72'lik. Yani çok kötü değil. Dur 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 dur. Arkadaşlar bu forvet değil mi? Hayır. Ben forvet diye aldım arkadaşlar. Durun durun. Borini dur. Ha, oh, forvetmiş, tamam. Gel şuraya. Çok korktum arkadaşlar ya. Sen de çık ya Koli. Gel Borini. Tamam. Takımımızı da kurduk. Son hali böyle.
daha da düzelebilir. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Bye bye.